Türkiye tarihinde bu zamana kadar gelmiş geçmiş en büyük bisiklet kutu açılımı videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, başlıktan da göreceğiniz üzere İngiltere Londra'dan tam tamına 1 değil, 3 değil, 5 değil 10 tane bisiklet getirdim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hepsi Londra'dan geldi. Ben bu anı gerçekten çok bekliyordum. Hani ben bir iki önceki videolarında diyordum ya, bu videonun çekimi 1 ay sürdü, bu videonun çekimi 2 ay sürdü falan. Bu videonun çekimi için ben bu anı kaç aydır bekliyordum. Bugün 22 Haziran Perşembe. Ben bunu geçen yıl son aylarda Kasım Aralık ayından beri, yani neredeyse 7-8 aydır tam bu anı bekliyorum ve Allah'a şükür gerçekleşti. Sonunda geldi. Çok heyecanlıyım. Sıradan bisikletler değil. Yollarış bisikleti var. Enduro var. Elektrikli bisikletler var. Şehir bisikletleri var. İngiltere tarzı. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel seçilmiş bisikletler. Aracımızı da şöyle gösterelim. Abi çok güzel ya. Bak bak. Maşallah, maşallah. Videoyu fazla uzatmayacağım. Bir an önce abone olun arkadaşlar kanalıma. Like atın, şey yapın. Bakın, hiçbiriniz büyük ihtimalle benden bu kadar büyük bir sürpriz beklemiyordunuz. Ben de beklemiyordum. Yok, bekliyordum. Ama normalde bu bisikletler 7 Şubat'ta gelecekti. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta deprem oldu ve maalesef Hüseyin abi, İngiltere'deki bana bisikletleri gönderen abi beni aradı, dedi ki bisikletler gelene deprem olduğu için onlara yardım gönderdim falan dedi. Ben de dedim okey, bisikletler bekleyebilir ama insanlar bekleyemez dedim. Bu yüzden onu gönderdik ve araya deprem girdiği için gerçekten çok uzadı. Şu anda zaten 22 Haziran'dayız, Perşembe günü. Yani inanılmaz bekledim, anlatamam. Çok moralim bozuldu, çok umudumu kestim, dedim olmayacak, gelmeyecek falan filan. Sonunda... Sen ne düşünüyorsun Ahmet? Vallahi ben de beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Bence hiç uzatmayalım, direkt geçelim. Aynen öyle. Ali Taner'le beraber kutuyu açacağız. Hemen Ahmet yükü de göstereyim şöyle. Brezilya. Pahalıları, elektrikli yol bisikletlerini, elektrikli bisikletleri falan hepsini sona dizdik. Heyecan olsun diye lütfen videoyu sonuna kadar izleyin, likelayın ve unutmayın beni Instagram'dan takip edin. Çünkü ben YouTube'a video atmadığım zamanlar günlük yaşantımı Instagram'da paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan beni takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Hadi gel bakalım. Gördüğünüz üzere bir tane Canon değil, Optimo yollarış bisikletimiz var arkadaşlar. Yani size güzel bir haberim daha var. 10 tane daha YouTube videosu geliyor arkadaşlar. Yani 10 tane bisikletin ayrı ayrı test, sürüş, inceleme ve tüm markalarını tanıtma videosu gelecek. Hemen diğer kutuya geçelim. Yine mi bir yol yarış? Orakey. Ooo. Carrera. Carrera. Yesu. Carrera. Ooo. Bir diğer bisikletimiz Carrera Virtuoso diye bir şey. Benim İngilizce yok abi, hiç kusura bakma, ben söyleyemiyorum. Bunu da şöyle koyalım. Bu da bir yol yarış bisikleti arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yaptım. Çok pahalı, orta halli ve normal seviyede bütçesi olan insanlar için bisikletler getirdim. Bunların hepsi satılık ama istediğim zaman kullanırım tabii ki. Hemen diğerine geçelim. Gel. Burada elektrikli bike kutusu yazıyor ama değil. Buraları batladık çünkü bunlar Türkiye'de kutulandı. Kullanmadığımız markaların ismi yazdığı için boşuna reklam yapmak istemiyoruz, o yüzden. Drone bisiklete dalmışım. Karbon. Kanka, şaka yapıyorsun. Gözün şey olsun. Ay. Eurobike. En sevdiğim kısma geldik. En sevdiğim bisiklet bu benim. Daha pahalıları var ama benim en sevdiğim bu. Hemen bir şey diyeceğim. Şuna bak, şuna gel. Şuna bak. Bir şey şunun diyeceğim. Güzelliğine bak. Heh. Mükemmel ötesi. Hem de ne? Geçin. Oha, seleye bak. Çok iyi oğlum. Of. Ay. Sıradaki bisikletimiz de Eurobike XC 7000 yol yarış bisikleti arkadaşlar. Mükemmel bu. Ben bu bisiklete aşık oldum. Abi bir insan bisiklete azar mı ya? Ben bu bisiklete yemin ediyorum azıyorum şu an bak. Oh. Hap sesi. Mükemmel bak. Hap sesine bak abi. Ya
Mükemmel. Mükemmel ötesi. Harbiden ya. Çok iyi, çok iyi. Şu görünüşe bak. Çok iyi değil mi ya? Ben bunu bir gün alacağım. Tamam. Evet, sıradaki bisiklete geçiyoruz hemen. Üçüncü ve dördüncü geliyor. Oha! Geriden al, geriden oha. Al. Oha! Karbon jantlı. Oha! Yol yarış bisikletimiz. Çek onu kanka, çek. Oha. Evet, çıktı. Oha! Geldi. Makine geldi. Makine geldi işte. Şuna bak. Sele müthiş. Oha! Roaming sele. Hangisini ödünç alsam kararsız kaldım. Seleye bak oğlum. Hoppala ve karizma tamamlandı. Şu jantlara bakar mısınız? Şu jantlara bak. Birçok Türk kızından güzel bu arada. Evet. Birçok Türk kızından güzel. Ve sıradaki bisikletimiz Specialized Ali Sport diye bir marka. Tam okuyamıyorum, kusura bakmayın. Benim İngilizce yes I don't. Şimdi hap sesini dinleyelim mi Ahmet? Nice. Bir de şunlarda şöyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi bu bisikletler İngiltere'den geldiği için arkadaşlar, frenler ters. Araba direksiyonları nasıl tersse bunlarda da frenler ters. Normalde sağ taraf arka freni tutuyorken bunlarda genellikle sağ taraf ön freni tutuyor. Sol taraf da arka freni tutuyor. Böyle saçmalık var maalesef. Bunların hepsinin inceleme videosu gelecek. Bu arada bunların hepsinin ilan linkini açıklama kısmına koyacağım. Yani bu video yayınlanana kadar bunların hepsinin fiyatlarını biçmiş olacağım. Böyle ve güzel bir haberim daha var. Bunların devamı gelecek inşallah arkadaşlar. Bunlar tek seferlik değil. Çok inşallah diyorum. Çok dua edelim. Nazar değmesin. Hemen gel abi. Emaneti de bu arada jantlar karbon. Başa da karbon. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Gidonu zaten görüyorsunuz. Mükemmel ötesi bir gidonumuz var arkadaşlar. Orijinal Specialized selesi, lastikler bilmem ne. Bunların hepsinin bütün detaylı inceleme videosu gelecek. Sadece takipte kalın. 10 tane daha video geliyor. Let's go baby. Bakın daha bunlar başlangıç, öyle diyeyim size yani. Gel. Ne çıkacak? BMC bir kamyon çıktı arkadaşlar. Tamamdır. Gel. Oo iyiymiş lan. Burayı da çekebiliriz. İki taraf hızlı geçer. Çok yavaş hareket ettirmene gerek yok kamerayı. Ben acayip uzunum ve şehirde sadece bisiklet sürmek istiyorum diyenlere özel böyle bir bisikletimiz var arkadaşlar. Yani koltuğu sonuna kadar indirdiğimizde bile bana biraz büyük geliyor. Hani bana gene oluyor da. Tam lan. Ayakkabım bu arada yağlanmış. Aga be. Bu da böyle BMC'nin. Bunun da frenleri ters. Bakın İsviçre mi? Karıştırıyorum onları ama her neyse. İsveç. Gel. Baştan aşağı göstereyim. Hemen içinde. Oh. Bak bunun da frenleri ters. Sağ taraf bak, iyi izle. Aa. Bak. Oğlum çok iyi lan. Tutması gerekiyor arka taraf. Frenler ters. Değiştirirler ya. Aynen öyle. Gel. Evet, şimdi bu bisikletimizi de koyuyoruz. Çok seri bir şekilde hava kararmadan bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Da. Oy. Oy. Gel. Güzel bir tane daha bisikletimiz. Enduro geliyor. Bir geliyor. Tane. Şöyle bir jantı ilk önce çıkartalım. Jant diyetisyüs bu arada. Bak şu sele borusunun şekline bak. Bu özel bir sele borusu. Kesik değil yani bu. Çek. 3-2-1. Oh my god. Si fren bu arada. İçinde bir şey kaldı, onu getirsene. Hemen pedal kaldı. Çok iyi lan. Süper. Sokma milli bu arada. Fox float var. Sadece şunu göstersem yeter herhalde. Bir de şunları. Bu da İngiltere'den gelen Canyon Nerve X'ci FR120'lik bir. Hem enduro hem şey diye geçiyor. Trail. Bu da satılık ama bunu ben biraz kullanmak istiyorum. DT'de olmuyor. Arkası kilitli mi ya? Yok. Evet, hemen bunu da raflara koyuyoruz arkadaşlar. Gel. Hadi tamam. koy hadi. Hemen diğer bisikletimize geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar, videoda bahsetmeyi unuttum. Eğer 80 bin aboneye gelirsek, ki bu çok basit bir şey. Şu anda 40 bin aboneyiz zaten. 80 bin abone olduğumuzda bu sahip olduğum bisikletlerden birini size çekilişle vermeyi düşünüyorum. Kesin yapacağım bunu. Bende yalan olmaz. Beni bilenler biliyor zaten. Sadece bir 80 bin aboneye gelelim. Ben sözümde duracağım. Siz de durur musunuz bilmiyorum. Hadi videoyu izlemeye devam edelim. Bir sonraki bisikletimiz. Oyyy. Bu işte var ya bu abo. Evet. İşte budur. Geliyor. Oğlum ben göremedim. Ne geliyor acaba? Evet. Oha. Hop, ön tekerimiz. Oha. İşte bu. Oha. Gel. Ev ayıp şeyiz. Gel. Abi ben böyle bir şey görmedim. Powered Bırak by Yamaha. Çok iyi oğlum. Abi araltı mı? Kaçtık abi. Giant arkadaşlar. Mükemmel. Giant. Bayağı iyi. Bu var ya, uçuyordur oğlum. Yamaha bunu araltı motoru takmış, öyle diyordu. Orijinal her şeyi. Bravo. Ayna kol geri dönmüyor. Bir daha yap. Enduro'larda olan şey var. Aynen, kaliteli Enduro'larda olan sistem. Var mı elektriği? Oo. Bir tane de e-bike'ımız var. Giant
Quick e-bike arkadaşlar. Bu bisikletin değeri tam tamına 3500-3600 dolar civarında. 2019 model bir bisiklet arkadaşlar. Şey var ya, bu Doblo. Aynen. Doblo anahtarı gibi bak. Anahtara bak, iyi izle. Bataryayı çıkartalım mı? Böyle çevirince direkt batarya çıkıyor arkadaşlar. Giant'ın kendi bataryası. Tık diye oturacak. İyi izle. Şu an. Sesi dinleyin. Oo. Kusura bakmayın, saçım çok fazla kabarıyor. Rüzgar da esiyor arada. Hemen bunu gene sahnenin dışına alalım. Anahtarı hemen takalım, anahtarı unutmayalım. Yo popo zan umuş ya. Oy, bunu ters çevirmişiz. Maalesef. Geliyor. Kivi. Allahu ekber. Bu var ya, inanılmaz güzel bir elektrikli bike. Açtım. İlk önce jantı gösteriyoruz. Sele borusu, şunu da şöyle atıyoruz. 3, 2, 1. Şey. Oha. E-bike gene. Şehir e-bike. Elektrikli bike ananı. Patlama. Şimdi sırada tekerimizi takıyoruz. Gel Ahmet. Ey akrep. Let alemin ha. Oğlum şu giriş sesi çok iyi değil mi lan? Fit ediyor ya. Bu elektriğiymiş. Oğlum karbon gibi sesler hepsi. Karbon kadroya çok benziyor ama değil. Trek elektrikli şehir bisikletimiz var arkadaşlar. Bunun bataryası yok, peki neden? Gümrükte fazla sorun çıkmaması için ve yeni bataryalar gelecek, hiç şüpheniz olmasın. Yeni bataryalar geldiği zaman zaten ben bunları, bu bisikletleri ilana koyacağım. Eğer ilana koymamışsam bilin ki hala batarya bulamamışımdır. Ama varsa eğer Türkiye'de batarya satan benimle iletişime geçebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şehir bisikleti. Bunun da değeri internetten baktım. Videosunu izleyebilirsiniz. 3000 dolar, 3500 dolar civarı bir şey. Yani dediğim gibi size basit elektrikli bisikletler almıyorum ben. Yani bunun motoru yüksek ihtimalle boş. Bu biraz şey bisikletine ben dedelerin kullandığı tarzda ama Trek çok pahalı bir marka biliyorsunuzdur. Ay 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 ay. Şimdi bunları direkt koyalım çünkü ayrı ayrı bunların hepsinin inceleme videosu gelecek. Kaç defa söyledim bilmiyorum artık. Bu şekilde. Şuna bak ya. Son iki tane kaldı. Son iki. Bir su molası veriyoruz hemen 2 dakika. Biri iddia etti. Ahmet öyle bir soktu ki kamerayı, içemedim suyu. Oturarak içilir arkadaşlar. Oturarak mı? Adam İngiltere'ye gidecek moruk. Sıradaki kutumuza geçiyoruz arkadaşlar. Oha. Oğlum beni heyecanlandırmayın lan. Ben göremiyorum kamerayı. Abi ben böyle bir şey görmedim. İnanılmaz ötesi. Adam ayakta boşaltır. Oh abi böyle bir şey yok. Ayakta boşaltır yani, adamı. Ayakta boşaltır. Harbiden ayakta boşaltır. Ali Taner bile şaşırdıysa adamın daha nili var. Yani rengine ben bittim. Ali Taner kırdı bisiklet arkadaşlar. Yok, oha. Nardo biri. Çok güzel. Eyvah. Gel. Ben böyle bir şey görmedim. Yemin ederim bittim. Evet. Abi Canon değil. Neden bu kadar güzel bir marka olmak zorunda ya? Abi, Canon müthiş. Değil kardeş. Sıfır. Trek'ten sonra gelen en pahalı markalardan birisi Canon değil. Bunun da var bir. Bunun fiyatını yazacağım şuraya bir yere. Orijinal kaç bin dolardı lan bu da? Tam şuraya yaz bak, tam şuraya. Tamam. Düz, şu an düz. Ben anlamadım. Şey. Şuraya. Çevir. İşte bu. İşte bu. Bunu da çekersen. Gel. Artık hızlıyız ya. Hızlı çeviriyorum artık. Senden istediğim. Ama ben konuştum, beni gerek çekmedin, gördün mü? Ahmet'in çok büyük hataları var, onun maaşından keseceğim. Bugün Ahmet, nereyi istiyorsanız her yerde size yemek ısmarlayacağım. Nereyi istiyorsanız, okey mi? Oğlum düşündüm lan bir. Okey. Oturup burada namaz kılasım geldi, biliyor musun? Şuna bak, seccade gibi. Kılayım ben, namaz kılma vlog gelsin mi arkadaşlar? İstiyorsanız hemen gelsin. Ben de kılarım bu arada. Kardeş, şu an Türkiye YouTube tarihinin en büyük bisiklet kutu açılışını yapıyoruz. Şuna baksana, bak. Bak şuna bak, çevir şöyle şu başa kadar. Servet. Dünyanın parası gerçekten. Hemen tekeri takıyoruz. Evet, jantımızı takıyoruz. Okey. Ay şak. Oğlum çok güzel ya, çok güzel. Biraz da ısınmam lazım. Elektrikli Canon değil bisikletimiz. Bunun da bataryası yok. Bunun bataryası gelecek dediğim gibi gümrükte çok sorun yaşamamak için. Çünkü gerçekten gümrük bizi çok bekletti. Baya bekletti yani, bunları tek tek geçir şey yap falan filan. Bir tane de Canon değil elektrikli bisikletimiz var şöyle. Bu da hemen şuraya bir yere koyarım fiyat listesini. Çok pahalıydı bu da, bayağı pahalı bir model. Hop aralardan. Gel. Son bisikletimize geçiyoruz. Şöyle istiyorsan şurada yapabiliriz. Açık konuşacağım. Yok, gerek yok. Böyle aham şaham bir bisiklet değil ama uyguna geldi ve parçalarını satmak için getirdim bunu. Bu biraz değişik gelebilirse çünkü biraz eski model. Jantı ilk önce çıkartıyoruz. Neymiş ya? Böyle bir şey. Oha. Marine Enduro. Bu bayağı eski bir model ama üzerinde. Eski setler, ama güzel. Evet, üzerindeki setler gayet güzel. Hoşuma gitti. Karbon kol.
Karbon mu? Bence öne basmasaydın keşke. Açacağız abi. Beyin yok, ikinci kez söylüyorum bir dakika için. Süleyman takarken gençler şu manzaraya şuna bir bakın ya. Şuna bir bakın. Benim elimde niye peçete var? Şuraya bir bakın ya. Spacer'ları da bu arada karbon. Ya bunda bir ayna kol eksik. Bu niye böyle geldi bilmiyorum. Pedalı yok bunun. XT Deur şey ayna kol. Bak XTR biraz eski set olabilir ama XTR Shimano şey var. Fox'un şakı var. Fox'un maşası var arkadaşlar. Çok güzel çalışıyor. SMS'ini bir hemen göster. Orta şok. Çok orta fena zıplıyor. Orta şok. Evet bunu da sahne dışına alıyoruz ve of bitti. Mükemmel. Şaka maka bitti. Şöyle özellikle bir aralarından bazılarını direkt şu an seni bıçaklayıp eve götürmek istiyorum. Bu arada bu kanyon var ya, bu da İngiltere malı olduğu için ters frenliydi. Ben bunu frenleri yeni değiştirdim, gel bak. Şey sağ taraf arkayı tutması gereken önü tutuyordu ve bu yüzden alışmışız sahile. Yapamadım teker adam akıllı. Bir an önce değiştirdim. Bunun bakımı yapıldı arkadaşlar komple. Bunun hiçbir şey yok. Bu çok güzel gidiyor. Var ya gemi gibi gidiyor ama bu biraz daha uzun boylu insanlar için. Yol yarış. Ben bununla üniversite sınavına giderken normalde 25 dakikalık yolu bununla 7 dakikada gittim. Karbon jantlı mükemmel hızlı gidiyor. İnanılmaz derecede. Bu desen zaten bunun görünüşüne düştüm. Yani o kadar... Şaka maka bitti lan. Ben bir de bunları geri pakete koyarken neler çektim var ya. Ben bu kutuları bulurken neler çektim, o kısmı da koyacağım. Bak bak şu anda saat akşam 9. Sırf yarınki YouTube video çekimi için 10-11 tane kutu bulduk arkadaşlar. Oradan buradan topladık. Değerimi bilin oğlum. Bak. Bunların hepsini kutulayacağız sırf YouTube için. Seviliyorsunuz. Gerçekten YouTube'a acayip değer veriyorum yani. Bunu az çok anlamışsınızdır. Ben hiç böyle bir ego yapıyor muyum mesela, bu kadar bisikleti aldım falan? Hiç böyle bir egomu yok vallahi, gördüm. Yok valla bu arada hiç yok. Saçma sapan egomu görüyor musunuz böyle? Ya arkadaşlar sizde bu kadar bisiklet olamaz yani. Bakar mısınız şuna? En iyisi benim abi falan gibi böyle şeyler yapmaya gerek yok. Bro Ece'ye laf atmışsın. O değil de şaka maka 10 tane bisikletim var. Evde de 4 tane daha var. Carraro Daytona 29 jant ve bunun 27.5 jantı var. Bitwin 520S var. O da satılık arkadaşlar. Ona ilgilenebilirsiniz. Hepsinin açıklama kısmında ilan linkini bırakacağım. Rock Rider var bir de sarı. Rock Rider satılık değil. Onu kardeşim kullanacak. Onun için aldım ben. Toplamda 14 tane bisikletim olmuş oldu. İnanılmaz. Ve size son bir şey daha göstereceğim. Gel 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 çabuk. Bu benim ilk bisikletimdi arkadaşlar. Bu İlk benim iki tekerlekli bisikletim. İlk zehri ben bundan almıştım. 5 veya 6 yaşındayken bunu sürmeye çalışıyordum. Hatta videosu var, buraya koyarım. Olur. Aferin. Hadi bakalım. Aferin sana. Öğrenmiş be. Ama dikkat et biraz. O kadar olur, bir şey olmaz. Her şey bununla başladı yani. Ah be. Enduro ha. Double kick. Bak bak bak. Oh yeah. Oh yeah. Mükemmel. Öyle ya, mükemmel abi. İsmail abi o kadar uzun yoldan geldi, ona özellikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ahmet'e de teşekkür ederim, beni videoya çekti. Bugün bir güzel bir yemek yiyelim abi, çok acıktım gerçekten. Şöyle keşke. İçeriği görüyorsunuz, kapatıyoruz kapıyı arkadaşlar. Videomuzun artık sonuna geldik. Bir abone olursunuz, o kadar bisiklet aldım, bir hayırlı olsunuzu alırım, yorumlara yapmayı unutmayın. Ve bütün düşünce ve fikirlerinizi merak ediyorum, hepsini yorumlara yazın. Bana şunu sorabilirsiniz, 14 tane bisikletim var, hangisini süreceksin diye. Kafama hangisi eser? İşte bir gün diyeceğim hıza ihtiyacım var, gidip direkt hız bisikletini sorarım. Kafama hangisi esersin? Daha şıkasım gelir bir gün, daha bisikletini alırım. İki tane yarış beraber çıkalım mesela. Aynen. Yorgun kalırım mesela, çok yorgunum derim, giderim elektrikli bisikletleri sürerim. Annem çok pis kızacak yani. Balkonda 14 bisiklet. Evet, salonda 14 tane bisiklet. Annem demişti misafirler nereye oturacak falan, bunun haberini verdiğim zaman. Misafirler zaten o bisikletin derini bilse onun üstüne oturur değil mi? Evet. Ben bir şey soracağım abi. Deneyebiliyor muyuz? Tam sadece. Ben? Sen ne yapıyorsun burada? Ve geri çevir. Sağ tarafta direksiyon alan bir araba sürüyorum. Çok garibime gitti şu an. Çok iyi gidiyor lan. Vay anasını be. Abi inanılmaz.
normalde BMW M6'lar, Porsche'lar falan süren bir insan. Şu anda da arabayı uçuruyor zaten. Şekil oradan buraya. Bakıyorlar nasıl gördün mü? Hahahaha.